Şapka kalsın mı? Kalsın. Hadi bakalım, şapka kalıyor arkadaşlar. Merhaba herkese, ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile eski formatımla karşınızdayım. Bakın, dönen sandalyemdeyim geri. Bugün sizlerin de çekmemi önerdiği bir video ile karşınızdayım. İngilizcemi nasıl geliştirdim videosu. Bunu dediğim gibi sizlerden biri önerdi. Şuraya yorumu koyarım. Yani o yüzden aşağı yorumlarınızı, yani video önerileri için yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çoğunlukla bakıyorum ona ve çoğunlukla onlardan yapıyorum. O yüzden aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bugün dediğim gibi İngilizcemi nasıl geliştirdim diye merak edenler olmuş. O yüzden İngilizcemi nasıl geliştirdim videosu çekiyorum. Videonun formatını şöyle yapmaya karar verdim. Videonun ilk kısmında benim İngilizceyle boğuşma serüvenimi anlatacağım. Hani 1. sınıftan 11. sınıfa kadar. Videonun ikinci yarısı da sizin İngilizce hakkında neler yapabileceğiniz, İngilizcenizi geliştirmek için neler yapabileceğiniz ve benim önerilerim neler, onları sizinle paylaşacağım. Evet, o zaman başlayalım. Benim serüvenime başlamadan önce benim şu an İngilizce seviyemin nerede olduğunu söyleyeyim. Ben şu an International Baccalaureate programda okuyorum. Yani Uluslararası Baccalaureate programı. Ve derslerimizin ikisi hariç hepsi İngilizce. Ve derslerde herhangi bir İngilizce problemi yaşamıyorum. Şu an İngilizce hakkında bir problem yaşadığımı düşünmüyorum. Konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Aynı zamanda dinlediğimi anlıyorum. Mutluyum yani İngilizcemden. Neyse. Serüvenim şöyle başladı. Yani ben 1. sınıfta özel bir okula gitmeye başladım ve bu özel okul daha çok Almanca'ya önem veriyordu ki ne alaka? Değil mi? Anne baba. De İngilizce görmeye, İngilizce dersi almaya ben 2. sınıfta başladım ve çoğu insan 1. sınıfta başlıyor ama ben 2'de başladım. O okulda bulunduğum sürece, yani 1. sınıftan 5. sınıfa kadar o okuldaydım. Almancam İngilizcemden daha iyiydi. Bu 5 sene boyunca Almancam daha iyiydi. Almanca anlıyordum, Almanca dinliyordum, Almanca konuşuyordum, Almanca her şeyi yapabiliyordum. Hani Almancam daha iyiydi. 5. sınıfa. Sonra 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken ben YouTube'u keşfettim. YouTube'da işte böyle vlogların, DIY videolarının, Bethany Mota'nın olduğu bir YouTube keşfettim. Ve o yaz tatilinde YouTube bağımlısı olduğum doğrudur. İşte Bethany Mota çok ilgimi çekiyordu. Benim zamanında bu Monster High ve Ever After High gibi iki bebek serisi vardı. Onlar için böyle küçük oyuncaklar, küçük kıyafetler falan yapan kanallar vardı. Ve onların çoğu İngilizce'deydi. Hani Türkçe pek bir şey yoktu. Ve yani anladığım ne kadar da bilmiyorum ama izlemek çok ilgimi çekiyordu. O yüzden onları izliyordum. Sonra 6. sınıfta ben başka bir okula geçtim. Bu da özel okuldu ve İngilizceye daha çok önem veren bir okuldu. Hatta İngilizce derslerinde biz 4 sınıfa ayrıldık. 4 sınıfa ayrıldık. Yüksek seviye, orta seviyenin iyisi, orta seviyenin kötüsü ve basit seviye vardı. Ben bu 3 sene boyunca 6. sınıftan 8. sınıfa kadar ortanın iyi seviyesinde oldum. Yüksek seviyede çoğunlukla böyle MÖN'e katılan havalı tipler vardı. O yüzden yüksek seviyeye girememiştim. Hocalarım orada çok iyiydi. Onun hakkını vermem lazım. Hocalarım gerçekten iyiydi. 6. sınıftayken ben Açlık Oyunları'nı ilk kez okudum ve o benim tüm hayatımı herhalde bambaşka bir yöne çevirdi. Fandomlara katılmaya başladım. İşte Açlık Oyunları, Uyumsuz. Onlara çok ilgimi çekmeye başlamıştı. Benim Hurguçoğlu ilgimi çekmeye başlamıştı ve ondan sonra kitaplarını okuduktan sonra da fandomlara katılmaya başladım. İşte sosyal medyadan hepsinin işte fan sayfalarını takip etmeye başladım. Fandomlara girdim. 6. sınıfım böyle geçti. 6. sınıfın yazında bir gün Marmaris'ten dönüyorduk biz. 6. sınıfta tatile gitmiştim Marmaris'e ve oradan dönerken benzinlikte Aynı Yıldız Altında kitabını aldım. Şurada duruyor hatta. Şu kitap tamam. Aynı Yıldız Altında'nın kitabını aldım. Kitabı orada bitirdim. Yani Marmaris'ten İstanbul'a dönerken ve ondan sonra İstanbul'a geldiğim zaman da Wattpad uygulamasını keşfettim. Uygulamayı keşfetmem şöyle oldu. Ben bedava kitap okuyabileceğim bir yer zannediyordum ama öyle değilmiş. Ve 7. sınıfta hep fanfiction okudum. Hani hayatımda okumadığım kadar fanfiction'ı orada okumuşum. Ve 7. sınıfta da aynı zamanda yazmaya da başladım kendimce. İşte Teen Wolf fanfiction'ı yazıyordum. Glee fanfiction'ı yazıyordum. Hani İngilizceyi abartmıştım o sene. Çünkü yani fanfiction'ların çoğu İngilizceydi. Çünkü Wattpad uygulaması 7. sınıftayken benim aşırı popüler değildi. 8'de daha çok popüler olmuştu işte bu kötü çocuk falan gelmeye başladığı zaman maalesef. 7. sınıfta okuyabildiğim kadar Wattpad fanfiction okudum. 8. sınıfta Tumblr'ı keşfettim. Tumblr'dan bir sürü fanfiction okudum. Bu sefer hayatıma Marvel ve DC girdi ki hani Bu da benim gelişmemi sağladı. Hani bu konuda herhangi bir utancım yok. Fanfiction okuyarak İngilizcem gelişti diyebilirim, öyle diyeyim. Sonra 9. sınıfta başka bir liseye geçtim. Sosyal ve edebiyat dersim dışındaki tüm derslerim İngilizceydi. O nedenle İngilizce beynime zorla girmek zorundaydı. Terimleri öğrenmeye başladım, şey yaptım falan filan. 10. sınıfta da aynı okuldaydım ama 10. sınıfta International Baccalaureate, yani Uluslararası Baccalaureate programına geçtim. O konu zaten kendi kendine bir video. O konu hakkında video isterseniz aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Böyle diyeyim. Benim İngilizcemi gelişmemi sağlayan fandomlara katılmam, YouTube ve fanfiction'lar da oldu, öyle diyeyim. Şimdi ise sizin ne yapabileceğiniz hakkında konuşalım. Şöyle diyeyim, ilk baştan başlayacak olursam hani benim YouTube'u keşfetmem böyle ilk başta İngilizceye yüz yüze geldiğim zamandı. Çünkü hani çok sevdiğim bir konu hakkında İngilizce iletişime geçmek zorundaydım. O yüzden YouTube'da videolarını, hoşuna gittiğiniz YouTuber'ların Türkçe altyazıları olup olmadığına bakmaya çalışın. Çoğunlukla var artık. Çoğu YouTuber'ın var. Hatta birkaç tanesini telefonuma not almış, şimdi size de söyleyeceğim. Videoları İngilizce olup Türkçe altyazısı olan kanalları şimdi söyleyeceğim. PewDiePie zaten en büyük YouTuber. Her videosunda neredeyse Türkçe altyazı var. Sonra ikinci önerim Sani kardeşleri olacak. Ve Hailey Sani ve Nil Sani. Türkler aslında ama Los Angeles'ta yaşıyorlar. Kanalındaki tüm videolar İngilizce fakat Türk oldukları ve Türk izleyici kitlesine sahip oldukları için altına Türkçe altyazı da koyuyorlar, kendi çevirileri. Üçüncü kanal Aslı Aykaya diye bir kanal. Ben bu kanalı Koç Üniversitesi hakkında araştırma yaparken bulmuştum. Kanalında Türkçe videolarda var ama yakın zamanda kanalını tamamen İngilizceye çevirdi. İngilizce konuşuyor ama Türkçe altyazıları da var. Sonra dördüncü kanalda büyük ihtimalle bilmediğiniz bir kanal. Kanalın ismi İlayda ve ben bu kanalda Bilkent hakkında araştırma yaparken görmüştüm. Ve kanalı iki dille yürütüyor. Yani videoları hem Türkçe hem İngilizce. Hani hatta bir videosu ikisi karışık. Tüm kanalların linkini aşağı koyacağım. Sonra ikinci yol dediğim gibi diziler, filmler tabii işe yarayan şeyler, benim öyle gelişti. Benim ama fanfiction olayları, hani herkes İngilizce kitap okuyun, İngilizce kitap okuyun, İngilizceniz gelişir, İngilizce kitap okuyun gibisinden şeyler diyor. Hani her İngilizce öğretmeni, her aile diyor neredeyse. Ama İngilizce kitapların şöyle bir sıkıntısı var. Mesela zamanında aldığım şu Sherlock kitabı hani kim bilir kaç lirada, şu kadar incelikte. Günümüz ekonomisinde gördüğümüz üzere hani İngilizce kitap almak benim izleyicim ve çoğunlukla öğrenci olduğu için de hani zor. O yüzden hani fanfictionlar zaten ilginizi çeken bir şey. Aynı zamanda hani telefonunuzda direkt bulabileceğiniz Wattpad uygulaması, Tumblr uygulaması. İlginizi çeken her şey hakkında emin olun bir fanfiction var. İngilizce okuyabildiğiniz kadar okuyun çünkü hani hem bedava hem ilginizi çeken bir şey. Bilmediğiniz kelimeleri internete bakıp yazın, o görün neymiş bu kelime, neymiş yani, onlara bakmayı unutmayın. Gerçekten çok yararı oluyor. Ve o kadar. Yani fandomlar olmasaydı gerçekten İngilizcemin nerede olacağını bilmiyorum. O yüzden hani fandomlara veya herhangi ilginizi çeken bir şey olduğu zaman sosyal medya elimizin altında olan bir şey zaten, onu kullanmayı unutmayın. Elinizde bulunan sosyal medyayı kullanmayı bilirseniz İngilizceniz hani aşırı gelişecektir, emin olun. Ve bu kadar. Evet, bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir bir şekilde. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.